Başlayalım. Ben Elif arkadaşlar. Ben Onur. Çağrı ben. Çünkü o her şeyi görüyor mesela. Her şeyi hakim. Çünkü bir sınırı yok. Uçsuz, bucaksız. Kendi hikayeni oluşturabilip onu o an olarak canlandırabiliyorsun. Çünkü herkes sonunu bekler ya. Hani sonunda şu olacak, bu olacak diye. Merhaba sevgili Gazette TV izleyenleri. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Yepyeni bir konseptin ne olduğunu biraz açalım değil mi? Şimdi biz her hafta artık bir diziyi ya da bir filmi yorumlayacağız. Düşüncelerimizi belirteceğiz bu üçlü, bunu yapacağız. Umarım siz de memnun kalırsınız bu konseptten. Biz çok sevdik bunun hakkında konuşurken. Umarım siz de seversiniz. Hoş geldik değil mi? Hoş bulduk. Programımızın adı ne? Teşrifatçı. Teşrifatçı. Evet. Teşrifatçının anlamını açıklamak ister misin? Sinema salonlarında ya da tiyatro salonlarında yer gösteren, bilet kontrolü yapan ve bunun karşılığında da bahşiş alan emektarlarımız. Tam da program konseptine uygun oldu. Evet, bence de. Evet. Bugünkü filmimiz Çarpık Çizgiler. Biliyorsunuz Netflix'in son yapımlarından bir tanesi, İspanyol yapımı. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bakalım Çarpık Çizgileri nasıl buluyoruz? Başlayalım. Ya İspanyol yapımı, ben bu arada daha önce hiç çok fazla İspanyol yapımı dizi ya da film izlemedim. Bir yine Netflix'te daha önce izlediğim yapımlardan bir tanesi Platform. Platform. Platform'da onu çok beğenmiştim. İspanyol yapımları çok öyle dikkatimi çekmiyordu ta ki bu filme kadar. Bu filmle beraber açıkçası yepyeni bir yönetmen keşfettim kendi adıma. Çok ünlü bir yönetmen bu arada ama ben yeni keşfediyorum. Buna benzer 4 filmi daha var. Çarpık Çizgiler de bunlardan bir tanesi ama diğer filmleri de izlemenizi isterim. Netflix'te bulabilir misiniz zannetmiyorum, ben baktım ama daha eski yapımlar olduğu için Netflix'te yok. Orijinal değil o, yani orijinal Netflix serisi değil o. Değil, hayır değil değil. Yönetmenin tamamen kendi yarattığı, yapımı da kendilerinin yaptığı bir film bu film. Ya film benim neden çok hoşuma gitti? Bu arada hala da Netflix'te, Türkiye gündeminde de ilk sıralarda, ilk 10 içerisinde 2-3 sürekli gündemdekiler bölümünde de görüyorsunuz. Ya film neden çok güzeldi? Bir kere psikolojik bir örgüyü o kadar güzel bir kurguyla anlatmış ki film. Filmden hiç sıkılmadan izliyorsunuz filmi. Film evet. Akıyor kendi içinde de. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Benzerleri yok mu? Var. Zindan Adası bunun en meşhur örneklerinden birisi. Psikolojik yerim. Aslında evet. Ama yani neticede o bir Amerikan yapımı. Bu bir İspanyol yapımı ve İspanyollar da bu işte gayet iyiler yani. Bir de şey de gitti sanki abi ya, biraz böyle Amerikan hegemonyası da biraz dağılıyor gibi. Özellikle dijital platformlarda evet. Çok kaliteli içerikler çıkıyor. Evet evet. Yani İspanyolların da biz şeyi gördük mesela, imkan verilirse neler yapabileceklerini biliyorlar. Evet. Tabii canım, ayrıca İspanyollara tamam hani imkan verilmesi aslında çok yeni bir gelişme değil bence. Çünkü çok fazla Netflix yapımı olan İspanyol dizisi var. Evet. Çok fazla var. Ciddi bir tekerlerinde bu İspanyolların. Evet. Evet. Ve yani tamam, bazıları sevmeyebilir o dizileri, şudur budur. Mesela La Casa de Papel en büyük örneklerinden Koresi bir tanesi. Koresi bile çıktı şimdi. Tabii canım. Hı-hı. Yani baksana, bir furya oluştu ama La Casa de Papel'den. Tabii. Müthiş bir reklam. Evet. Ciddi bir reklam ağı oluştu. Bu hediyelik eşya, giyim üzerine o sektörlere bile yansıdığı muazzam bir hediyelik eşya şeyi oluştu. Maskeleri. Tabii abi, yani hani o kadar şey ki adamların ciddi bir burada bence kazancı oldu. Güzel. Bir nesil Chabella dinlemeye başladı mesela. Mesela evet, evet, aynen. Ön yargı da kalktı. Evet. O şarkıya kalktı. Evet, herkes dinlemeye başladı yani. Mesela. Yani Çarpık Çizgiler'de bence çok başarılı bir İspanyol filmi olmuş. Yani ben her zaman bir film izlerken şeye dikkat ederim. Amacına hizmet ediyor mu? Bence gayet amacına hizmet ediyordu. Ve amacı neydi bence bu arada? Gerçekten de bizi, yani izleyenleri hep bir ikilemde bırakmaktaydı bence amacı.
Ve ben gerçekten hep bir ikilemde kaldım. Dedim ya, ya kadın mı yalan söylüyor yoksa karşı taraf mı yalan söylüyor? Hep bunda kaldım. Ya siz nasıl oldu? Şimdi bundan sonrası spoiler mı olacak? Evet. Spoilerlı mı konuşalım? Ya, onu belirtelim. Mecbur. Ona göre ya burada izlemeyi bırakırlar bu evet. programı ya da devam ederler. Evet evet. Mi? Spoilerlı olacak. Yani tamam. Çünkü mecburuz. Mecbur. Mecbur. Herkes izlemiştir artık yani, yeter izleyin gitsin artık yani. herhalde 3 hafta olacak neredeyse. Ya şimdi ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ters köşe filmleri çok seviyorum ben. Bu ters köşenin de ters köşesinin de ters köşesi gibi gidiyor. Filmde ben ne yalan söyleyeyim, filmin son noktasına kadar acaba kadın hasta mı? Hayır haklı. Hayır hasta. Kim suçlu? Kim yanlış? Sistem mi? İnsanlar mı? Bu kadın niye orada? Gerçekten bu kadın dedektif mi? Yoksa bir hasta mı diye o kadar çok ikilemde kaldım ki. Yer yer aslında filmin kadının hasta olduğuna dair ipuçları verdiği noktalar var. Yer yerde hayır bu kadının haklı olduğu aslında o kurumdakilerin yalan yanlış bu düzenin adamı oldukları üzerine de yer yer verdiği noktalar var. Şey çok güzel, filmin sonu çok açık bitmiş. Filmin sonu bence izleyene bırakılmış. Muazzam. Kadının hasta mı değil mi diye. Bence bu şey olur, %50 ayrılabilir. Kimi bu kadın hastadır tezini savunur, kimi hayır bu kadın hasta değildir tezini savunur. Ben hastadır tezini savunuyorum. Ben de hastadır tezini niye? Savunuyorum. Ya ben de onu savunuyorum da niyesini çok merak yani ediyorum sizdekini. Filmin geneline baktığım zaman sanki kadın hep sanrıları vardı ya. Yani o elektro şok sahneleri hariç sanki geri kalan her şey hayal ürünüymüş gibi. Yani kadın hayal ürünüymüş gibi. Ben öyle bir algı aldım, bilmiyorum. Öyle bir vibe aldım oradan, o filmden. Ben şuradan anladım aslında birçok noktadan veriyor ama sahnelerden bir tanesinde psikiyatristlerden bir tanesi adam kadının evine gittiğinde o evin yıllardır kullanılmadığı söyleniyor değil mi? Evet. Öyle evet. bir şey vardı yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, heykellerin üstü kapatılmış evet, hatta. Evet. Yani bu demek oluyor ki aslında evet kadının kocasıyla bu sıkıntıları var. Var ama gerçekte o adam bu tarz hatalar da yapmış olabilir. Kadının bütün mal varlığına el koymuş olabilir. Kaçmış gitmiş olabilir. Vesaire. Kadının ciddi bir psikolojik problemi olduğu da belli. Hastanede oradaki hastalardan, ikizlerden bir tanesinin annesiymiş gibi davranması. Oğlanın ormanda kendilerine yaptıkları o ev içinde ilk kez karşılaştıklarında ona anne şefkati gösteriyor olması, bu kadının ciddi hastalıkları olduğunu, şizofreni üzerinden ki psikoloji çok geniş. Ucu bucağı yoktur yani. Evet yani birçok şizofrenin bile kendi içinde birçok dalı var, birçok şeyleri var. Bence onlardan biriydi bu kadın ve şizofreni sadece delilik anlamında bir şey de değildir. Ayrıca çok zeki insanlardır. Çok güzel manipüle yetenekleri vardır. O yarattıkları dünyaya öyle bir inanırlar ki bunu inandırırlar da. Ben çok noktada hissettim ya kadının hasta olduğunu. Ben bir de mesela şeyde ona kanaat getirdim hocam. Hastalık döneminde o hastaneye yönlendiren doktorla konuştum. O beni buraya yönlendirdi diyordu ya. Getirdiler mesela, tanımadı. Tamam. Başka bir adam geldi, orijinali geldi, tanımadı. Daha sonra o mahkeme sahnesi gibi, o son sahnede döndüğünde o adam karşısındaydı ve hayalindeki adam karşısında gibiydi yani. Evet, daha farklı bir bu da mesela, vardı. Bu da. Ya da ilerleyen safhalarda mesela en son finalde bu adamı gördüğünde bu adam doktoru. Tamam yani hayalindeki yüz, o yüz belki de doktoru. Filmin başında ilk hastaneye getiren adam da o adamdı. Ben filmin başının da kadının sanrısı olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Filmin başında öyle bir sahne bile yoktu belki de. Belki de kadın hep oradaydı. Evet. Orada şunu konuşurken bile aklıma hep şey geliyor. Ya gerçekten bu kadına bunlar bu kadar oyun kurdularsa. Hani bu bile geliyor. Hala bile diyemiyorum ki net
şeydir, hastadır. Ama hasta olduğunu düşünüyorum. Benim de nedenim mesela şu. Sinematografi dili diye bir şey vardır ya hani. Sinematografide sarı rengin ağırlıklı kullanılması bir karakterde ya da bir mekanda ya da bir nesne, ama nesne de böyle filme çok katkısı olan bir nesne olabilir. O onun hastalıklı bir ruh haline ya da hastalıklı bir ortama ya da hastalıklı bir şeye dönüşeceğinin ya da olduğunun göstergesi durumunda kullanılır. Ve kadın baştan sona hep bir sarı tonları, hep sarı tonları. Ayrıca bu kadını senaristler ya da şey yazamaz mıydı, tam sarı saçlı? Ya da yönetmen ya da oyuncu koçu bunu o şekilde yapamaz mıydı? Hayır, kadının aslında gerçek sarışın olmadığını görüyoruz. Hani dipleri Şebnem Bozoklu'ya daha çok benziyor. Şebnem Bozoklu'ya da bayağı benziyor. Çağla Şikel de evet, okey. İşte ve bu kadının da saçları hep sarı. Yani bunun aslında bir yandan da yapay olduğunu da göstermek istemişler. Ya bunu bence bilerek yapmışlardır. Çünkü her yerde sarı kullanmazsın. Kadın üstünde mavi, sonlara doğru mavi kürk gibi bir şeyi var. Ama içinde sarı kareli gömlek var. Hep sarı, sarı kullanılmış. Valizini açıyor, yine bir sarısı var. Pembesi de var ama evet, hemen bir sarısı var. Ve sarının üstündeki kutuyu alıyor. Evet. Hani tabii ki de bu şey gibi oluyor biraz. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde sinek geçiyor. Bu sineğin ne anlamı var gibi oluyor ama. Hani... Ama mesela psikolojik genelinde de var ya. Yani renklerin, asları, tabii. Renklerin dili. Birdman diye bir film vardı. Orada da mesela kadın, hastalıklı olan kadından bahsediyorum. Kadının gerçek ismini unuttum da şu an. O da mesela hep sarı tonları giyiniyordu. Kaldı ki zaten onun gerçekten de hastalıklı bir ruh haline sahip olduğunu gördük. Boşuna yoktur herhalde bu sinematografi. Evet evet, tabii ya. Ya da yönetmen belki de bunu gerçekten senin söylediğin gibi kullanmış da olabilir. Hakikaten bunu, ama işte bunu sinema dili bilenler daha iyi algılarlar, bilirler. De olabilir yani. Ama ben filmde, film içindeki diğer karakterlerin de ya aslında film bize biraz da şunu da gösteriyor. Bir akıl hastanesindeki durumun, mevzunun ne kadar değişebileceğini, gözlem üzerine her şeyin nasıl değişebildiğini, doktorların bile kendi aralarında bir fikir ayrılığına düşebildikleri, insan ruhunun, insan zekasının, insan psikolojisinin çok derin olduğu ve çok göreceli bir şey olduğu, bunun üzerine bile bence filmin kendi içinde de değişik çarpıklıkları var. Birçok çatısı var. Evet. Birçok çatısı var. Ama mesela başında şey demişti hatırlarsanız, tecrübesiz psikiyatrları kolayca ele geçirebilir. Baktığınız zaman evet, oyunu kullananların çoğu, zaten ilk ona destek verenler tecrübesiz psikiyatrlardı bence. Ama daha bence. Sonradan tecrübeli de vardı mesela. O bir şey diyorsun, o evet. Onlar da artık hani, ya bilmiyorum, kadın eğer gerçekten hastaysa, ki ben şu an o tarafa yoğunum, hı hı, ciddi bir manipüle yeteneği var, ciddi yani. Evet. Güzelliğiyle etkilemeye çalışıyor. Haliyle, tavrıyla. Burada şey olmuyor mu? Mesela burada şey olmuyor mu? O yüzden bunu söylemiştim. Mesela biz doktora gideriz. Gözümüz ağrıyordur. Bunun belli bir tanısı vardır. Başımız ağrıyordur. Belli bir tanısı vardır. Kalbimiz ağrıyordur. Her neyse falan filan. Ama iş psikoloji olunca tanı olayı o kadar garip oluyor geniş, ki. Çok geniş. Yani filmin son sahnesinde bütün bir il sağlık, o sağlık şeyi vardı salonda. Hatırlıyor musunuz? Tıpkı evet, bir mahkeme salonu gibiydi. Onların hepsi birer doktordu, sağda ve solda oturanların hepsi. Yani bir tanı koyulamıyor ya. Acaba öyle mi yoksa böyle mi? Evet, ya bu işte muazzam bir, bizim bedenimizin muazzam bir genişliği olduğu ve kişiden kişiye göre değiştiği izlenimi beni ürpertiyor aslında. Tabii canım. Bu hastalıkların geneli öyle ya zaten. Tam olarak bir tanı konulamıyor. Evet. Evet, hatta programdan önce biz biraz konuşmuştuk. Adamın suya verdiği tepki mesela. Evet. Aslında yani çok acayip. İnsan zekasıyla kendini nasıl anında hasta edebiliyor? Vücudunda nasıl deformasyon oluşturabiliyor? Bu çok muazzam bir şey. Çok ürkütücü bir şey. Buradan da hemen şuraya bağlamak isterim bunu. Oyunculuklar muazzamdı. Evet, ben de çok beğendim. Çok çok muazzam. Çok iyi. Ben de çok beğendim. Özellikle Yaşar Kemal. Doktor Al vardı değil mi? Evet. Al vardı. Al var mıydı o? Al vardı.
Ya Yaşar Kemal de hiç benzemiyor bu arada. Ben biraz benzettim. Ne yalan söyleyeyim. Sen programda ya. Koyarsın. İkisini yan yana koyarsın. Koyacağım. Tamam. Aynen. Altına yazın arkadaşlar. Yaşar Kemal'e benziyor mu, benzemiyor mu? Şebnem Bozok ve şeyi de koyacağım. Şebnem Bozoklu'ya da benziyor yani Çalışker'in tabii. Çalışker'in Cennet Mahallesi'ni Cennet Mahallesi'ni izlemedim hocam, bilmiyorum. Çaycı Hüseyin. Çaycı Hüseyin ne? Geçti. Anladım, hayır ya, o ne yani? Onu da söylüyorsun ya. Ya o biraz tipten, tipten kaynaklı. Yani bir bıyığı eksik gibi. Gerçi saç da eksik. Deli Ferit de vardı, uzun boylu vardı ya. Acemi canına inir. Ama var ya, Çaycı Hüseyin de çok iyi oynamış. Ne vardı ya? Belki o bile olabilir. O değil ama herhalde. Kim? Ama çok iyiydi ya. Gerçekten kas seçimi mükemmel. Evet evet. Yo yo. Hiçbiri de sırıtmamıştı. Biz mesela tiyatroda da akıl hastanesi doğaçları falan yaparız. Oyunculuk, temel oyunculuk eğitimi verdiğimiz zamanlarda, eğitimin sonuna doğru artık doğaçlamalar başlarında akıl hastanesi mutlaka kullanırız. Çünkü akıl hastanesi doğaçlamasında bir oyuncu kendini gösterebileceği bütün malzemelerini dışa vuruyor. Çünkü bir sınırı yok. Uçsuz, bucaksız, kendi hikayeni oluşturabilip onu o an olarak canlandırabiliyorsun. Abi filmdeki herkes... Ya bu da burada sırıtmış. Abi bu kadar da olmaz ya. Denilebilecek değil. Öyle bir şey değil yani. Çok ciddi bir tadındalık yaratılmış. Bu böyle olmalı, bu böyle olmalı, bu böyle olmalı diye. Böyle bir mozaik gibi düşün, her parçadan vardı. Çok deli de var. Çok akli dengesi yerinde olmayan da var. Daha sakin, daha aslında oturup konuşulduğu zaman... ne tarz bir rahatsızlığı olabileceği belli olabilecek ya da hiç dışarıdan baktığında ya da konuştuğunda bile ya bunun akıl sağlığı yerinde değil izlenimi vermeyenler bile vardı filmde. Film öyle bir şeydi. Evet, bir de genelde bu dile insanı alıştırmak zordur hani şu an bulunan şeye. Bir kere örnek veriyorum, Haneke, onun filmlerinin de sonu net bitmez. Ya da bazen sonunu zaten başta verir. Evet. Çünkü insana aslında sonuna değil, filmin tamamı boyunca düşünmesi gereken şeye iter. Evet. Çünkü herkes sonunu bekler ya, hani evet. Sonunda şu olacak, bu olacak diye. Yo, niye o şekilde izleyelim ki filmi? Sonunda bence seyirciye bırakılması daha iyi. Zaten ters köşelerden biri de buydu. Mesela biz hep kareler gördük. Zannettik ki bu kareler olmuş olan karelerdi. Ama filmin sonunu öyle bir bağlıyor ki, hayır, kadının yarattığı olay bu olay. Evet. O yangın yeri, o kargaşa. Abi bir dakika falan diyorsun yani o sırada. Bir dakika ne oluyor, ben iki saattir ne izledim ya? Öyle bir inandırıyor ki seni. Bu güzel bir şey işte. Kesinlikle. Adam senin aklınla oynuyor. Muazzam bir kurgu olmuş. Ben bayıldım kurgusuna. Ama sanki abi, sonunda bir şeye bağlasalardı olurdu ya. Yani o da farklı bir keyif verirdi. Ben bağlamamasınız. Sevdim yani ya. Bir mutlaka bir yani, netlik mi? Aynen, mutlaka bir netlik de mesela. Çünkü çok güzel gitti. Sonuna kadar, başından sonuna kadar. Ara ara sıktı beni artık. Bir yere bağlayın durumu oldu ama. Sonunda Doktor Alvar veya işte Alicia ikisinden hangisi haklı onu ortaya çıkarsalar da olur. Neden ki? O zaman aslında bence bütün çatıyı bozmuş olmuyor musun? Bütün bir iki saatlik filmin çatısı içerisinde seni sürekli gel gitlerle bırakıyor. Niye finale bağlasın? Ama şöyle, ben mesela çok acabaya düşmedim. Şöyle acabaya düşmedim. Bir iki don aldıktan sonra dedim ki bu, daha önce konuştuk ya. Bence Alice hasta. Bu da onun sanrıları. Çünkü ne olup bitse hiç kimse ekstrem tepkiler vermiyor. Dikkat ettiniz mi? Mesela Alvar hep bu kadın böyleymiş gibi konuşuyor. Alicia mesela, Romulus geliyor, o ikizlerden bir tanesi. Evet. Sen benim annemsin diyor hemen şefkatli bir şekilde veya o diğeri öldürüldüğü zaman gelip sarılıyor, ben oğlumu tanırım gibisinden. Abi çok uzun süre beraber geçirmen gerekiyor öyle bir tanışma için. Acaba sonu gerçekten de şaibeli mi bitti? Hani ben kesin değil miyim diye düşünürken aslında çok da şaibeli olmadığını fark ettim. Aslında bir son vardı ya. Niye vardı biliyor musun? Orada adam kilit yine kelimesini kullandı. Yine başına yine. Ne iş açtın? Evet. Kadının oradaki bakışı hiç normal bir bakış değildi. Kadın evet. Hani
patolojik hani bir şey... Evet evet tabii tabii. Evet tabii. Gerçekten patolojik tabii, bir tabii. bakıştı. Şeydeki gibi hani 1984'te Winston'ın şey yapıp büyük biradere doğru gidişindeki bakış gibi hani sanki sahibi gelmiş gibiydi. Heh, doğru kelime bu, sahibiydi sanki o. O yüzden de onunla hep bir hayal kuruyor. Onun gelmesini bekliyor. Onu kurtaracağını düşünüyor. Ama işte neler açığa çıktı bu arada? Yani ben neden onun için sadece kadını suçlayamama sebebim bu oluyor. Farkında mısınız? Bu olay dizgisi içerisinde biz başhekimin sahtekar bir adam olduğunu da öğreniyoruz. Kocasının onu bırakıp paralarıyla kaçan bir adam olduğunu da öğreniyoruz. Aslında cinayeti işleyenin tamamen hastaneden başka biri olduğunu da görüyoruz. Evet. Öldürenin. Ki örtbas ediliyor. Örtbas ediliyor. Bu ve benzeri daha önce çok fazla olay olduğuna dair de açıklamalar oluyor. Daha yeni yetme psikiyatristlerin çok da böyle konuya hakim olmadığını ama buna rağmen hastalar üzerinde hüküm verebilme yetkileri olduğunu görüyoruz. Yani o kadar çok sistematik anlamda hatalardan bahsediyor ki yani her şey çok şeffaf, çok aydınlık evet. anlatılıyor yani. Şimdi bu karakol sahnesini hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Şikayet Hı-hı. etmeye gidiyordu. Hı-hı. O sırada fotoğraf değişimini anımsıyorsunuzdur. Akıl hastanesinde kalan adamın fotoğrafını evet, taktılar. Evet, evet. O zaman bu akıl hastanesindeki adam aslında dedektif mi? Hani niye yani şey... Tam kafamda canlanmadı şu an sana. Karakola girdiğindeki fotoğraftan bahsediyorsun. Evet, o sırada değişim yapılıyor. Önceki adamı çıkarıyorlar, oraya onun fotoğrafını asıyorlar. Hmm. Ve baştan beri de zaten bu adamın su tepkimesi dışında aslında çok bir şey olduğunu... Görmedim ben. Dedim şizofreni falan olabilir mi acaba? Hani kendine bir imaj edinip ona göre sigarasını içiyor, şudur budur. Bir öyle bir şey mi acaba diye düşündüm. Yo ama o fotoğraf karesi tamamen hepsini yıktı. Bence o ajan olabilir. Hani olabilir. O tarz bir şey olabilir. Çünkü niye olabilir. Koskoca karakola onun fotoğrafını assınlar ki? Değil mi? Ve çok ayrıcalıklı. Aynen öyle. Böyle düşündüm. Ve ama Alice'ye niye bu kadar yardım etti o zaman bu adam? İşte geldik. Şimdi bu adam dedektifse, eğer bu adam ajansa, Alicia da gerçekten dedektifse mesela örnek veriyorum. Çok yardım dokundu, harbiden yardım dokundu. Ama şöyle bir şey var. Mesela dedektif de olsa bir tanı konulmuş hastaya oturup kimse dinlemez. Yani kale almaz. Senin burada ne işin var diye sorarlar. Mesela çıkıyor, Alicia diyor ki ben dedektifim işte şu şöyle oldu, cinayet şu sırada gerçekleşti. Böyle oldu vesaire vesaire ve herkes oturup demek öyle falan diye dinliyor yani. Evet tabii o da çok ilginç şey. Maşallah iyi yani. Herkes ne güzel ciddiye alıyorlar. Ben sanmıyorum gerçekte böyle bir durum olsun. Ya kovarlar muhtemelen Türkiye'de. Aynen yürü git buradan. Muhtemelen bir tane işim var. Çıkıp kovarlar yani. Evet. En sevdiğiniz karakter kimdi? Oynamak istiyorum. Yani evet mesela. Yaşar Kemal. Hayır mesela oynamak istesen neyi oynamak isterdin orada mesela? Cinsiyet fark etmiyor. Yani, İkizlerin yanındaki kız olabilirdi. Hı. Çünkü o her şeyi görüyor mesela. Her şeye hakim. Hem hastalara hem de diğer tarafa. Yani evet. Doktorların olduğu tarafa. Biraz böyle görüyor da konuşmuyor gibi bir durumu var yani. Yok ya ben Alicia'yı oynamak isterdim. Çünkü öyle düz bir karakter değil. Çok ya işte bakın bizi bu kadar... Hiçbiri düzlük karakter değil de bu arada. Şüpheye ama bizi şüpheye düşüren... Ya bunu yapmak çok büyük bir başarı ya. Sen? Cüce. Çaycı Hüseyin abi. Cüce. Bilmiyorum ya çok bana fazla gerçek geldi o. Yani fazla çocuk gibi, yetişkin gibi, biraz hınzır, biraz birine bağımlı sürekli... Yani hani içinde birçok şeyi var. Çok da böyle renkli ve akılda kalıcı karakterlerden birisi. Bakıştan o yüzden da çok iyi yani. Çok iyi. O yüzden evet evet. Hatırlıyor musun hangi sahneydi o? Arka arkaya oturuyorlardı. Adamın kucağından kilise. Bakıyordu. Evet. Ekleri kilise sahnesinde. Şey de vardı. Orada, bir ara olmaz ya. Anımsamaya çalışıyordu ya kadın.
cücenin bakışları şuradan şöyle. Şimdi evet evet işte. Cüce deyip duruyoruz da arkadaşlar yanlış anlaşılmasın hani cüce diye hani kendi adı öyle orada öyle filmde hitap öyle, ediliyor. Öyle filmde geçiyor. Öyle yani. Diğerinin ne minik kuşu. Fil adam. Ha, fil adam diyorlar mesela upuzun boyu var. O yüzden neyse bu içerideki upuzun adama minik kuş demelerinden daha iyi. Minnak serçe seni. Yani bu filme o zaman bizim puanımız olmalı bence. Ne kadar bahşiş vereceğiz bu filme? Evet, teşrifatçı ne kadar bahşiş alsın bu film için? Max ne kadar vermeliyiz? 200. 200. En büyük banknot neyse ona minimum göre yapalım. Minimum 0 mı 5 mi? 5 en küçük de olsun. Tamam. Sonuçta o da bemek yani. Evet, evet. Şimdi 200 verirsem bundan sonra yapacaklarımızda da 200 verecek olursam bu hiç olmaz yani o ne bu ne falan gibi olur. Ben o zaman şeyden açayım ağzım böyle 150 TL'den falan açayım. Bu film için 150 TL diyeyim. Sen? Ben de 150 TL vereceğim. Yani genel olarak diziyi çok beğendim. Düzeltiyorum filmi çok beğendim. Ama dedim bir yerden sonra sıktı beni ya. Yani bir yere bağlayın artık durumu oldu. Ondan dolayı 150 belki 125 bile olabilir. Yani. Hatta 125 olsun. Vallahi... Hatta 100 olsun. Olsun. Ben de ortanızı vereyim o zaman 125 diyeyim. Yani niye biliyor musunuz ben mesela yani kendi adıma 200 vermememin sebebi Zindan Adası bundan çok daha iyi bir film. Şimdi buna da 200 vermezsin vermeyelim. Yani. Yani buna 200 verirsem Zindan Adası'na ayıp etmiş oluruz yani o yüzden. Zindan Adası'na o zaman ne kadar vereceğiz i̇şte, buna 200? Düşün yok. Yani. 200, 150 bile fazla bence. Ya, o benim hadi gönlüm zenginliyorsun. Zengin, tamam. Ben de orta yolcuyum 120, sen de 100 lira verdin. Sen de 125 verdin. Ortası olsun diye. Şimdi o şeyini alacağım ya bunun ortalamasını. Kolay olacak şimdi. 150-100, 125. Yani doğrudan ortalaması olmuş gibi oldu. Ama bu arada ben de maksimum vereceğim zaten 150 idi benim de. 200 asla vermezdim. Çünkü bu zamana kadar bir sürü film izledim. Yani 200 eden değil. Film. Evet bu o kadar da değil. 150 cidden gönül zenginliği şu an aslında evet. Baktığınız zaman. Ya. Güzel bir dönem filmiydi ama. Evet. Bu arada biraz da ondan bahsedelim. Mesela sanat tasarımı anlamında da güzel bir 70'li yılları izledik. Hiçbir şeyden aykırı değildi. Güzel bir, zengin bir içeriğe sahipti. Kostümler, dekorlar, orada kullanılan küçük aksesuarlar da buna dahildir. Çok güzel bence bir sanat yönetmenliği de var filmin yani. Evet. Zaten şöyle... O hissiyatı da veriyor. Evet, bak yani. Senin çok güzel bir sözün var. Sanat yönetmenliği iyi. Oyunculuklar iyi, oyuncu koçluğu iyi, yönetmen iyi, kurgusu iyi, teknik ekibi de demek ki iyi ki böyle bir iş çıkmış ortaya. O zaman ne yapmak kalıyor? Ekrana ekmek banmak kalıyor değil mi? Ben ama ona katılmıyorum Gazelif ya. O sanki o kadar büyük bütçelerle yapıyorlar ki bu işi. Tabii oluyor. Tabii. Yani gerçekten oluyor. Ya yani yok burada ya. Burada bizimkilere de imkan verirse bence öyle şeyler çıkar yani. Canım tamam şu en an... En azından şu... Komedi filmi furyasından da kurtulmuş oluruz yani. Keşke ya, keşke. Hiç gülmüyorum ha ben. Türk komedisine gülmüyorum ben. Komik gelmiyor. Bazıları hariç tabii. Ama neyse diyeceğimiz bu değildi tabii ki. Ama bunu ayrı bir programda konuşalım. Tabii evet. Şeyde çok fazla bütçe verilip de hiçbir iş çıkaramayan yabancı bir sürü yapım var ama. Evet. Ya yok ben gerçekten... Ama işte bu da mesela o dayanık saydığın... Oradaki emeği geçen herkesin ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Tabii canım. Hani ben yetenekliyim abi. Bana bunu verirsen bak ben sana neler yapıyorum diyebiliyor yani adam. Evet. Yoksa ya hepsinin ehlini almışlar yanına. Gerçekten işin ehlini almışlar. Alel aceleye gelen bir proje olmamış. Belki de o yüzden de üzerine çok düşünüldüğü için de bu kadar sağlam, çok sağlıklı ilerleyen bir proje olmuş olabilir. Bu arada ne yapmadık biz biliyor musunuz? Tamam kişi bazlı tanıyorsunuzdur programları izleyenler ama biz başta ismimizi söylemedik ha. Eskimiz. Teşrifatçılar. <Bizim hocam. gülüyor> Evet. Bu benim burada üçüncü programım olacak herhalde biliyor vardır beni. Evet biz de yani yapıyoruz ama. Yapıyoruz bu sporu. Biz söyleyelim yine de. Ben Elif arkadaşlar. Ben Onur. Çağrı ben. Jesse, James, Rocket.
Artık bundan sonra bu üçlü bir aksilik çıkmadığı takdirde bu programla karşınızda olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben çok eğlendim şu süre zarfında. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Bence devamı da gelsin. Hatta biz bunu bu arada eğer yapabilirsek Spotify'da podcast olarak da yayınlayacağız. Çünkü böyle sohbetlerin çok dinlenildiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma çok fazla podcast dinlerim mesela. O yüzden oraya da bekleriz diyelim. Bu tarz sohbetler bana şey gibi geliyor ya. Böyle hani bir şeyle uğraşırken oturur dinlersin. Yemek evet. Yerken. Evet. Evet. Yemek yerken bile dinleyebileceğim. O şeylerden çok daha keyif alıyorum yani. Evet. Kendi adıma. Kesinlikle ha. Zaten ben de podcast'ı böyle yatarken hiç dinlemem. Mutlaka bir şeyle uğraşırım. Ve o beni o kadar oyalar ki. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ya dijital platformlar çok geniş olduğu için artık bence üzerine konuşulabilecek çok film ve dizi var. İzleyiciler de bence bundan mutlu olurlar. Başlamadılarsa eğer, başlamak için bir sebep olabilir. Bitirdilerse eğer, aynı düşünüyor olabiliriz ya da farklı düşünüyor olabiliriz. Yani en azından bir izlediğimiz film ya da dizi üzerine epey bir süre daha aklımızı meşgul edebilir hepimizin. Evet. O yüzden bu keyifli bir şey yani. Aynen öyle. Biz şimdi her hafta bir yerli bir yabancı yapacağız diye konuştuk. Bir sonrakini şimdi mi söyleyeceğiz yoksa? Ben sürpriz mi olsun? Sizin aklınızda var mı? Benim aklımda şu anda yerli yok. Daha doğrusu yerli var. Sıcak Kafa var. O da yine Netflix'te çok meşhur olan, çok ünlü olan. Ve evet ve Türkiye gündeminde de hala var olan Netflix'te dizilerden birisi ve ilk sezonu bitti dizinin. Bunun üzerine haftaya konuşabiliriz ya da başka yerli bir şey geliyorsa aklınıza konuşabiliriz. Şimdi siz bu yayınlandığında izlemiş olacaksınız muhtemelen. Biz bir program yaptık. Onda Sıcak Kafayı konuştuk. Wednesday ve Sıcak Kafayı konuştuk. Detaylı konuşulmuyor. Evet. İsterseniz tamam, Sıcak Kafa da yapabiliriz. Neyse biz şimdi Sıcak Kafa diyelim de bakalım bir fikir değişirse ya da siz bir şey yazarsanız altına şunu şunu yapabilirsiniz diye. Bizim de ona göre biz sonuçta Sıcak Kafayı da bitirdik şu an. Aynen. Hani o yüzden önümüzde yeni izleyecek bir şey de sunabilirsiniz. Tamam o zaman bence yavaştan güle güle diyelim. Aynen. Evet. Evet. Evlerinize konuk olduk. Sofralarınıza konuk olduk. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Gibi. Abi, her hafta buna benzer bir şey yapalım mı? Hayır abi, saçmalama. Elif yapsın. Ben şey olayım. Bilir kişi ne hoca. Sözle veda gibi. Anladım demek istediğini Flash TV'de. Flash TV'deki. O yorumcular var ya böyle şey. Yalçın ne abi abinin. Yalçın abinin yanındaki yorumcular gibi seninle oturalım mı? Böyle göbeğimizle yorum yapalım olaylara. O genel olarak gündüz kuşağı programları arasında var ya. Var tabi tabi. Bavul gibi sesle konuşuyorlar. Çok isterseniz bitişlerine şiir okuruz. Aa ya işte sanat severler. Sanat severiz. Evet o zaman artık vakit tamam, sizi terk ediyoruz. Bir programın, ilk programımızın sonuna geldik. Teşrifatçı programının. Diğer programımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşrifatçı size güle güle diyor.